أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين اللهم صل على محمد وآل محمد عز مؤمنلر مؤمنلر cümlenizi yüce Rabbimin sonsuz selamı ile selamlar cümlenize Rabbimden İki dünya saadeti niyaz ederim. Bugün Allah'ın izni ile Kerbela ve İmam Hüseyin konulu dersimizin, sohbetimizin 9. bölümünü arz edeceğiz, sizlerle paylaşacağız. Arz etti ki Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Aşurası, Kerbela hadisesi hem vukuundan önce hem vukuundan sonra yani hem gerçekleşmeden önce hem de gerçekleştikten sonra alemde ses getirmiş. Alemi etkilemiştir, alemde etkisini bırakmıştır. Ve arz etti ki, Aşura günü gerçekleşen hadiseleri beşerin aklı idrak edemez. Çünkü Aşura günü alemde olağan üstü şeyler gerçekleşmiştir. Bunları sıradan bir akıl ile, normal bir akıl ile idrak etmek mümkün değildir. Yezid'in adamları İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın develerinden bir tanesini yakalıyorlar. Ve bunu kesip etini pişiriyorlar. O hayvanın etini ağızlarına bıraktıklarında ağızlarında et tadı zehir gibi bir tat veriyor. Zehir. Bakınız İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın aşurası lokmalara bile tesir bırakmıştır. Göklere etkisini göstermiş, göklerde etkisini göstermiştir. Yeryüzünde etkisini göstermiştir. Tarihul Hulafa Celaleddin Suyuti sayfa 186'da Siyer-i Alamun Nubala Zehebi cilt 3 sayfa 314'te Mezzi Tahzibül Kemal cilt 6 sayfa 434'te İbn-i Asakir tarihinin 14. cildinin 229. sayfasında ne yazıyorlar? Lem yuqlab hacerun bi beytil makdis ya mukaddes yevme izin illa vucide tehtehu damun abid. Aşura günü beytul mukaddeste hangi taşı kaldırdılarsa, Kudüs'te hangi taşı kaldırdılarsa altından taze insan kanı çıktı. Taze insan kanı gözüküyordu. İnsan kanı. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın aşurası alemde etkisini bırakmıştır. Müminler, dün de arz ettim. Yerde, zeminde kan olmaz. Yani kan yerden çıkacak bir madde değil. Kan hücreye ait bir maddedir ve bu kan kendisinde hücre olan insan ve hayvana mahsustur. İnsan ve hayvanın da iki çeşit kanı vardır. Yani insan hayvan demeyeyim. Kan iki çeşittir. Bir sıçrayan kan, iki
sıçramayan kan. Bazı mesela hayvanlara bakın, onların kanı var ama sıçramaz. Kesildiği zaman sıçramaz. Mesela balığın kanı sıçramaz. Velhasıl kan hayvanlara ve insanlara mahsus olan bir maddedir. Yere mahsus olan bir madde değil. Yerden su çıkar, kan çıkmaz. İmam Hüseyin aleyhisselamın aşurasın alemde nasıl bir etki bırakmış ki aşura gününde gökten kanın yağması, güneşin tutulması, gün ortası yıldızların gözükmesi, Beytül Mukaddes'te her taşın altından kan çıkması, bunlar sıradan hadiseler değil. Bunlar kendiliğinden gelişen hadiseler değil. Aleme etki bırakmış İmam Hüseyin aleyhisselamın musibeti, onun musibetinden alem etkilenmiştir. Alemi bu hale sokan alemin kendisi değildir. Alemi bu hale sokan Allah'ın iradesidir. Allah'ın iradesi. Peki neden Beytül Mukaddes'ten kan çıkıyor? Yani Aşura gününde Beytül Mukaddes'ten kanın çıkmasının sebebi nedir? Neden bir başka coğrafya değil de, neden bir başka efendim mekan değil de, bir başka şehir, belde değil de, özellikle Beytül Mukaddes'ten, Kudüs'ten, Aşura gününde taşların altında kan çıkmıştır? Bunun sebebini düşünebiliyor muyuz? Tabii ki düşünmemiz gerekir. Bunun üzerinde durmamız gerekir. Bunu tahlil etmemiz gerekir. Müminler, Beytül Mukaddes, Kudüs, vahyin doğuş mekanıdır. Nasıl güneşin doğduğu bir taraf varsa, vahyin doğduğu taraf, vahyin doğduğu mekan Beytül Mukaddes'tir. Enbiyaya nazil olan vahyin doğuş mekanı, vahyin doğuş tarafı Beytül Mukaddes'tir. Dinin nur saçtığı mekan, dinin nur saçtığı ilk mekan, öyle arz edeyim, ilk mekan Beytül Mukaddes'tir. Çünkü Hazreti Musa'nın nur saçtığı mekandır. Hazreti İsa'nın ve birçok enbiyanın tebliğ mekanıdır Beytül Mukaddes. İbrahim, İsmail'in zuhur mekanı, nasıl efendim İsmail peygamberin zuhur mekanı, İsmail peygamberin efendim nur saçtığı mekan Kabe ise, Beytül Mukaddes Musa peygamber, İsa peygamber ve Müslümanların ilk kıblegahı Beytül Mukaddes. İmam Hüseyin aleyhisselam vahyi ve enbiyanın hedefini ihya ettiği için, vahyin doğuş mekanı dedik Beytül Mukaddes, Kudüs, peygamberlerden birçoğunun tebliğini başlattığı, nurunu aleme saçtığı taraf ve mekan Beytül Mukaddes. İşte İmam Hüseyin aleyhisselam vahyi ve enbiyanın hedeflerini ihya ettiği için Beytül Mukaddes'te Aşura gününde taşların altından kan çıkmıştır. Sebebi bu. Yani o kan Kerbela'da akmasaydı, Beytül Mukaddes'te
aleme saçılan vahyin nuru yok olacaktı. Enbiyanın hedefi yok olacaktı. Mateme muhalefet edenler, İmam Hüseyin aleyhisselama yapılan matemlere muhalefet edenler, İmam Hüseyin'in Kerbela musibetlerine Muharrem ayı geldiği zaman siyah gömlekler, elbiseler giyip ağıtlar yakanlara şaşı bakanlar, onlara itiraz edenler, çiçeğe böceğe gözyaşı dökenlere hayran olup da İmam Hüseyin aleyhisselamın matemine gözyaşı dökenlere şaşı bakan, hayret ile, tepki ile efendim yaklaşımda bulunan insanlar aslında tekvin ve teşri aleminin sünnetine muhalefet etmektedirler. Hem tekvine hem teşri'ye. Nedir tekvin? Nedir teşri? Gökten kan yağması tekvindir. Allah göğe emretmiştir ki sen bu saatte kan yağmalısın. Allah'ın kanunu. Allah güneşe emretmiştir sen bu saatte tutulmalısın. Hüseyin'in öldürüldüğü saatte sen tutulmalısın. Yıldızlara emretmiştir ki evet bu saat sizin gözükme doğma saatiniz değil. Sizin doğma saatiniz, gözükme saatiniz güneş battıktan sonradır ama bu saatte siz gözükmelisiniz. Gözükün ki insanlık bundan ders ve ibret alsın. Allah Beytül Mukaddes'te oranın mekanına emretmiştir ki taşların altından kan çıksın. Hüseyin aleyhisselam neden? Neden? Çünkü Hüseyin aleyhisselamın matemi aleme etkilemiştir Allah'ın iradesiyle. İşte mateme karşı çıkanlar Allah'ın iradesine karşı çıkmaktadırlar. Allah'ın tekvini iradesine ters düşmektedirler. Ve teşri'i sünnete muhalefet etmektedirler. Nedir teşri'i sünnet? İmam Hüseyin aleyhisselamın şehadet haberini aldığı zaman ağlayan Resulullah'a ve ehl-i sünnet alimlerinin naklettiği haliyle Aşura günü İmam Hüseyin aleyhisselamın musibetlerine mana aleminde ağlayan Resulullah'a muhalefet etmektir mateme muhalefet etmek. Yeryüzünün İmam Hüseyin aleyhisselama kan ağlaması ne anlama geliyor? Eğer yeryüzü İmam Hüseyin aleyhisselama kan ağlamışsa insan neden İmam Hüseyin'e gözyaşı dökmesi? Yeryüzü İmam Hüseyin'e kan ağlıyorsa insan neden Hüseyin aleyhisselama gözyaşı dökmesin? Gözyaşı dökenler var. O günden bugüne kadar milyonlarca insan gözyaşı dökmektedir İmam Hüseyin'e. Ama Bakara suresinin 74. ayetine göre bazılarının kalbi taştır. Hatta taştan daha da katıdır. Kalbi taş olanlar, kalbi taştan katı olanlar İmam Hüseyin aleyhisselama gözyaşı dökmeleri mümkün değildir. Çünkü onların قُلُوبُهُمْ كَالْهِجَارَ Bakara suresinin deyimiyle قُلُوبُهُمْ كَالْهِجَارَ Kalpleri taş gibidir. اَوْ اَشَدُّ قَصْوَةً Hatta taştan daha da katıdır onların kalpleri. Müminler, Aşura'nın eseri nedir? Aşura alemde nasıl bir etki bıraktı? Nasıl bir eser bıraktı? Bakınız Aşura'nın iki tane eseri vardır. İki önemli eser Aşura'da iki önemli eser vardır ki bunlardan birincisi batılı reddetme, ikincisi hakkı ispat etme.
İmam Hüseyin aleyhisselam insanlığa şunu ispat etti ki Allah'a inanan insan ölümüne de olsa batılın karşısında durmalı. Batılı inkar etmeli. Batılı reddetmeli. Batılı elinin tersi ile itmeli. İmam Hüseyin aleyhisselam bunu Aşura kıyamı ile ispat etti. Genelde insanlığa, özelde İslam alemine bunun dersini verdi. İkincisi hakkı ispat etme. Ben hakka amel ediyorum anlayışı yetersizdir. Hakka amel olunduğu gibi hakkı ispat etme de inananların vazifesidir. Ben hakkı biliyorum, bu bana yeter. Hayır, yetmez. Hakkı bilen insanların hakkı ispat etme gibi bir görevleri de vardır. İmam Hüseyin aleyhisselam Aşura kıyamının eseri bu iki şeyi içinde bulunduruyordu. Batılı reddetme, hakkı ispat etme. Canı pahasına da olsa inanan bunu yapmalıdır. Bu inanan insanın vazifesidir ve İmam Hüseyin aleyhisselam bunu gerçekleştirdi. Gerçekleştirirken de hedefini ortaya koyarak hareket etti. Kimseden gizlisi saklısı yoktu İmam Hüseyin aleyhisselamın. Ashabından ve düşmanından gizlisi saklısı yoktu. Her şeyi açık ve net haykırıyordu. Hedefini haykırıyordu. Amacını söylüyordu. Gayesini söylüyordu. Hareketinin, amaç ve gayesinin, hedefinin 5 maddeden ibaret olduğunu söylüyordu. Daha Medine'den çıkarken kardeşi Muhammed Hanefiye'ye vasiyet yazıyor. Ve vasiyetinde diyor ki Hazâ mâ avsa bihil Hüseyin ibn Ali ila ahihi bi ibnil Hanefiye. Bu Ali oğlu Hüseyin'in kardeşi Muhammed Hanefiye'ye yazdığı vasiyetnamedir. Bismillahirrahmanirrahim şeklinde başlayan bu vasiyetnamede diyor ki Ennel Hüseyin yeşhedü en la ilahe illallah vehtehu le şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh ve ennel mevte hakkun ve suale nekirun ve münker hakkun vel ba'se hakkun ve nuşure hakkun. Ali oğlu Hüseyin şehadet eder ki Allah birdir, ondan başka ilah yoktur. Peygamber onun Resulüdür, kulu ve Resulüdür. Hüseyin şehadet eder Resulullah'ın risaletine. Öldükten sonra dirilişe, cennete, cehenneme, hesaba, kitaba Hüseyin şehadet eder. Kardeşlerim, İmam Hüseyin aleyhisselam öz kardeşine bu vasiyetnameyi yazdırırken neden şehadetlerle başlıyor? Ennel Hüseyin yeşhedü en la ilahe illallah. Hüseyin şehadet eder ki Allah birdir. Neden? Çünkü o alçaklar, sözde la ilahe illallah diyen o kafirler, la ilahe illallahları dilden öteye geçmeyenler, bakın dilden öteye geçmeyenler, la ilahe illallahları sadece ağızda kalanlar, kalpte Allah inancı olmayanlar, sadece dilde Allah inancı olup kalpte şeytana yuva yapanlar, şeytana ev yapanlar diyeceklerdi ki Hüseyin dinden çıkmıştı. Hüseyin kafir olmuştu. Biz onun için onunla savaştık. Hüseyin Ceddi'nin dinine zarar veriyordu, darbe veriyordu dinden çıkarak. Çünkü onlar daha dün Hazreti Hüseyin'in babasına kafir demişlerdi. Daha dün Hazreti Hüseyin aleyhisselamın babası Ramazan'ın 19'unda namaz mihrabında sabah ezanında hançerlenme haberi Şam'a gittiği zaman Şam'dakiler demişlerdi hayret Ali'nin o saatte camide ne işi vardı, Ali Müslüman mıydı ki camiye gitsin? Onlar Hazreti Hüseyin'in babasına bunları söylemişlerdi.
Hazreti Hüseyin aleyhisselam biliyordu aynı şeyi kendisi hakkında söyleyecekler. Aynı yalanları, aynı iftiraları, aynı alçaklıkları, namertlikleri kendisi hakkında yapacaklardı. Onun için vasiyetnamesine Allah'a, peygambere şehadet ile başlıyor ve sonra buyuruyor. İnni lem ahruc, sonra hedefini ortaya koyuyor. 5 maddeden ibaret. Hedefini Hazreti Hüseyin aleyhisselam ortaya koyuyor. İnni lem ahruc aşiren ve la batiren ve la zalimen ve la mufsida. İnnemâ haraçtu li talebil islah fi ümmeti ceddi uridu en amura bil ma'ruf ve enha anil münker ve asiru bi sirati ve ceddi Ali ibn Abi Talib aleyhisselam. Bakın müminler, buyurdu ki inni lem ahruc el aşiren, ben mal toplamak için, mülk toplamak için, efendim ülke iktidarına gelmek için, fitne çıkarmak için, makam elde etmek için kıyam etmiyorum. Peki ne için kıyam ediyorsun ey peygamber evladı? Ne için? Kendisi buyuruyor. 5 tane hedefim var benim. 5 hedefim var benim. Kim İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela kıyamını bu 5 hedefin dışına çıkarıyorsa o laf gevezeliği yapıyor demektir. O kendi kafasından İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamına anlam yüklüyor demektir. Kendisi söylemiş amacını. Buyurdu ki litelebil ıslah. Bakın litelebil ıslah. Bu 5 tane hedefe baktığımız zaman 5 tane hedefte 1. Ben kan dökmek, mal kazanmak, makam elde etmek için kıyam etmiyorum. Yani bu benim hedefim değil. Bu benim hedefim değil. Nedir hedefin? Litelebil ıslah. Ceddimin ümmetinin ıslah olması için kıyam ediyorum. Ne olmuştu ceddinin ümmetine? Ceddinin ümmetine ne olmuştu müminler? Ne olmuştu? Ne olmamıştı ki? Ne olmamıştı ceddinin ümmetine? Ne olmamıştı? Aşura musibetlerinden önce peygamberin vefatından hicri 61'e kadar İslam aleminde yaşananlara oturup ağlamak lazım. Bakın o 50 senelik zamanda İslam dünyasında İslam dininin başına açılan bela ve musibetlere oturup ağlamak lazım. Aşura'dan önce. Ne olmamıştı ki? Ka'ab-ül Ahbar, peygamberi görmeyen Ka'ab-ül Ahbar, Yemenli bir Yahudi haham, uydurulmuş Tevrat'ı koluna alıp, koltuğuna alıp Yemen'de kapı kapı dolaşıp, peygamberlere hakaret eden, o Tevrat'ın dinini anlatan, Hazreti Davud'un ordu komutanı, ordu komutanının hanımı Batşeva ile zina ettiğini haşa yazan, Hazreti Süleyman'ın gayrimeşru olarak dünyaya geldiğini yazan, Hazreti Lut'un kızlarının babalarına şarap içirip babalarıyla yattığını ve babalarından çocuk dünyaya getirdiklerini yazan ve o Tevrat'ı Yemen'de senelerce Yahudilere anlatan Yahudi din adamı Ka'ab-ül Ahbar geliyor peygamberin minberine çıkartılıyor. Kendisi çıkamıyor. Ne haddine kendisi gelsin o minbere. Peygamberin yerinde oturan onu oraya çıkartıyor. Diyor sen benim Diyanet İşleri Başkanımsın. Sen benim din işleri sorumlumsun. Çık bu minbere konuş. O çıkıyor minbere din anlatıyor. Peygamber sahabesi aşağıda, peygamberin arkadaşları sahabesi aşağıda, minberin aşağısında caminin içinde oturmuş. Öyle bir Yahudi ise minberde peygamber sahabesine din dersi veriyordu.
İşte musibetlerin temeli buralarda atıldı. Musibetlerin temeli Sakife'de atıldı. Daha Aşure'ye gelinceye kadar, Hicri 61'e gelinceye kadar İslam aleminde neler yaşanmadı ve iş o noktaya geldi ki ömrünü İslam için feda eden Hazreti Ali'ye kafir demeye başladılar. Hazreti Ali'ye minberlerde sebbetmeye, lanet etmeye başladılar. Minberde Hazreti Ali'ye lanet etmek bir ibadet olarak görülüyordu. Bir ibadet biliniyordu. Dolayısıyla İmam Hüseyin aleyhisselam buyuruyor, benim kıyamımın başlıca hedeflerinden bir tanesi talebil islah fi ümmeti ceddi, ceddimin ümmetinin ıslah olması için kıyam ediyorum. Ceddinin ümmetine ne olmuştu dedik, neler olmamıştı ki dedik. Bir namaz kalmıştı, onu bile değiştirmişlerdi. Açsınlar Buhari'ye baksınlar. Var mı yok mu? Bu dediklerim orada. Bir namaz kalmıştı, onu bile değiştirmişlerdi. Dokunmadıkları bir namaz kalmıştı, ona bile dokunmuşlardı. Hazreti Ali'ye küfredildiğini görmek isteyen gitsin Tirmizi'nin 5. cildinin 632. sayfasına baksın. Kaynak bilmeyen cahil cühela, ezberci cahil cühela. Bizi buradaki sohbetten alıkoymak için ileri geri şeyler yazan cahil cühela. Hele aç benim YouTube kanalımı, yüzlerce orada video var. O yüzlerce videonun tamamı belgeli, kaynaklı. Burada bile belgesiz kaynaksız konuşmadık bugüne kadar. İmam Ali aleyhisselama küfretmek, lanet etmek bir ibadet görülüyordu. Peygamber minberinde Ka'b-ül Ahbar oturuyordu. Ka'b-ül Ahbar. Musibetlerin temeli orada atıldı. Geldiler. Peygamberden kızını istediler. Fatıma'yı istediler. Açın İslam tarihini bir bakın. Kimler peygamberden kız istedi, Fatıma'yı istedi? Hele bir tanesi var ki Hazreti Fatıma ile arasında 57 yaş farkı olmasına rağmen peygamberden Fatıma'yı istedi. Vermedi Resulullah. Peygamberden Fatıma'yı isteyip de Fatıma'yı alamayanlar kendileri kendi ağzıyla dediler ki öyleyse bizim kızımızı sen al. Madem bize kız vermiyorsun sen bizim kızımızı al. Hayırdır? Niye kız istiyorsun alamayınca kızını veriyorsun? Sebep ne? Maksat ne? Bazı kıt akıllılar, örümcek kafalılar diyorlar ki peygamberle akraba olmak istiyorlardı. Onlar o kadar imanlıydı ki peygamberle akraba olmak için böyle yapıyorlardı. Hadi oradan anlamamışsın Kur'an'ı. İslam'ın ruhunu anlamamışsın. 21 sene Ebu Sufyan peygambere karşı savaştı. O bile kızını peygamberle evlendirdi. Neden? Neden? Bir kızını evlendirmekle yetmedi. İkinci kızını teklif etti. İkinci kızını teklif etti. Mehdi Aksu kaynaksız konuşmaz. Aç, Kur'an'dan sonra şeriate temel kaynak kabul ettiğiniz 6 sahih kitabın içinde ikinci sırayı alan Sahih-i Müslim'e bir bak. Sahih-i Müslim'de nikah bölümünde Peygamber Efendimiz buyurur, "La te'arizanna aleyye ehevatikum ve benatikum." Artık bana bacılarınızı ve kızlarınızı evlenmem için teklif sunmayın. Peygamber'e bu sözü söylesen sebep neydi? Neden diyor artık bana kızlarınızı, bacılarınızı evlenmem için teklif getirmeyin? Biliyor musunuz bu sözün altında yatan hangi sebepler vardı? Ama benim konum bunlar değil.
Benim konum Kerbela ve İmam Hüseyin. İşte ceddinin ümmeti yoldan çıkmıştı, sapıtmıştı. Sapıtmıştı ceddinin ümmeti, onun için buyuruyor ki ben ceddim Resulullah'ın ümmetinin ıslah olması için li talebil ıslah, İslam dünyasının ıslaha ihtiyacı vardı. Ekonomik anlamda, siyasi anlamda, kültürel anlamda, ahlaki anlamda, sosyal anlamda ümmet bir batağın içerisine düşürülmüştü, düşmüştü. İmam Hüseyin aleyhisselam işte o batağı, bataklığı kurutmak için bir ıslah hareketi başlattı. Ve vasiyetnamesinde bunu belirtti. Litelebil ıslah. Caddemin ümmetinin ıslah olması için kıyam ediyorum. İkincisi, en amure bil ma'ruf. Ben ma'rufa emretmek için kıyam ediyorum. Üçüncüsü, enha enil münker. Ben münkerden nehyetmek için kıyam ediyorum. Kötü olan şeyin karşısında durmak için kıyam ediyorum. Ve bir diğeri, esiru bi sireti ceddi ve abi Ali ibn Ebi Talib. Ben dedem Resulullah gibi, babam Ali gibi yaşamak için kıyam ediyorum. Yani o dönemde İmam Hüseyin aleyhisselamın yaşadığı dönemde Peygamber Efendimiz veya Hazreti Ali Efendimiz o dönemde yaşamış olsalardı İmam Hüseyin'in yaptığını Peygamberimiz yapacaktı. Hazreti Ali yapacaktı. Ben onlar gibi yaşamak için kıyam ediyorum. İmam Hüseyin aleyhisselamın Aşurası, Kerbela alemde etkisini bırakmıştır. Alemde. Müminler, Şeyh Ensari diye bir büyüğümüz var. Şeyh Ensari diye bir değerimiz var. Şeyh Ensari diye bir müçtehidimiz var. İnşallah. Şeyh Ensari. Bakınız, Şeyh Ensari ilmin babasıdır. İlmin kapısıdır, adresidir. Şeyh Ensari kendi döneminde ve kendi döneminden sonra hep böyle bilindi, böyle tanındı. Şia'nın büyük bir müçtehididir. Allah aşkına bu bölümü özellikle Ehl-i Beyt'in velayetine inanan ve özellikle Aşura'yı matem bilen kardeşlerim iyi dinleyin. Bırakın size müşrik müşrik yazıyorlar. Orada görüyorum ben. Size müşrik yazıyorlar. Bana müşriksiniz yazıyorlar. Evet biz müşrikiz. Ama biz kimin müşrikiyiz biliyor musun? Biz Vahabilerin müşrikleriyiz. Vahabilere göre biz müşrikiz. Çünkü onlar gibi inanmıyoruz. Çünkü onlar gibi Allah'ın bu gözle gözükeceğine inanmıyoruz. Çünkü onlar gibi peygamberin evlatlarının katillerine hazret demiyoruz. Çünkü onlar gibi peygamberin düşmanlarına Allah onlardan razı olsun demiyoruz. Çünkü onlar gibi din düşmanlarına yaranmaya çalışmıyoruz. Onun için onlar bize müşrik diyorlar. Biz onlara göre müşrikiyiz ama biz Kur'an'ın muvahhidiyiz. Biz Kur'an'ın muvahhidleriyiz. Biz Beyyine suresinin 8. 9. ayetinde peygamber kelamında yaratılmışların en hayırlıları bizleriz. Peygamber öyle demiş. Biz böyle inanıyoruz. Bu inancımızın da altını doldurabiliriz. Altını doldurabiliriz. Ayetle ve sahih hadislerle ve bu sahih hadis de ehli sünnet alimlerinin kaynaklarında olan sahih hadisler. Biz böyleyiz. Ama
Bunu bu şekilde görmek istemeyen, ya Hazreti Ali'ye kafir diyen, Hazreti Ali'nin yolundan gidene kafir demez mi? Diyecek. Hazreti Ali'ye dinden çıktı diyen, Hazreti Ali'nin yolundan, Hazreti Ali'nin penceresinden İslam'a inanana Müslüman der mi? Demez. Kafir der, müşrik der. Bugün bize kim müşrik diyor? Dün onların dedeler Hazreti Ali'ye müşrik diyorlardı. Olay bu kadar basit ya. Onun için burada yazmış adam, yazıyor siz müşriksiniz. Ya sen bak, bunu yazarak ne oldu biliyor musun? Kendini götürdün, Hazreti Ali'ye kafir ve müşrik diyenlerin yanına bıraktın. Müslümansan sen bu kadar Müslümansın işte. Evet. Onun için Aşura-yı matem bilen kardeşlerim bu bölümü çok iyi dinlesin. Dikkatli dinlesin. Şeyh Ensari, Şia'nın büyük müçtehitlerinden biri, ilmin babası, bir beldeden Şeyh Ensari'ye mektup gönderiyorlar. Şeyh Ensari, bakın o gün Şeyh Ensari, bu olay yaşandığı zaman Şeyh Ensari'nin döneminde yeryüzünde 100 milyondan fazla Şia vardı o tarihte. O gün 100 milyon Şia'nın temsilcisiydi Şeyh Ensari. 100 milyon Şia'nın taklit merci'i idi Şeyh Ensari. 100 milyon Şia Şeyh Ensari'nin ağzından çıkacak kelama bakıyordu. Şeyh Ensari bu konumda, böyle bir konumda. Buna bir mektup gönderiyorlar. Bakın, bir mektup gönderiyorlar bize. Bir tane alim gönder. Necef'ten bize bir alim gönder. O bize dinimizi, inancımızı tebliğ etsin, dinimizi, inancımızı öğretsin diye. Böyle bir mektup geliyor. Müminler, Şeyh Ensari gerçekten acayipler dünyası idi. Acayipler alemi idi. Öyle bir alimdi Şeyh Ensari. Hayatı hayretlerle dolu olan bir şahsiyet idi. 100 milyon Şia'nın temsilcisi olacaksın. 100 milyon Şia malının zekatını, humsunu sana gönderecek. Elinde onca imkan, onca para olmasına rağmen Şeyh Ensari öldüğü zaman mal varlığı 17 tümenden ibaretti. 17 tümen mal varlığı vardı. 17 tümen. Çok az bir mal varlığı. Ve Şeyh Ensari bir gün eve geliyor. Kısaca Şeyh Ensari'yi anlatayım bir iki cümleyle. Kimdir bu Şeyh Ensari? Bir iki cümleyle anlatayım. Bir gün eve geliyor, bakıyor, evde pencerenin perdesi değişmiş, pencerenin perdesi yenilenmiş. Hanımına soruyor, hanım, bu perdeyi nasıl aldın? Hangi parayla aldın? Ben sana perde almak için para vermedim. Dedi ki, sen bana her hafta, bakın her hafta, 250 gram et almam için para veriyorsun. Bakın, haftada evine 250 gram et alıyor. Ben her hafta 250 gram et almadım da 200 gram et aldım. Ve o 50 gramlık et parasını evde biriktirdim. Aylar geçti, para birikti, gittim bu perdeyi aldım. Şeyh Ensari oturup yere ağlıyor. Hanımı diyor, niye ağlıyorsun? Diyor, ben Beytülmal'ın hesabını Allah'a nasıl vereceğim? Ben İmam-ı Zaman'a, İmam Mehdi'ye bu Beytülmal'ın hesabını nasıl vereceğim? Sen ki diyorsun, haftalarca 200 gram et aldım ve 50 gramlık etin parasını biriktirdim, bu perdeyi aldım. Demek ki benim evime haftada 200 gram et de yetermiş. 200 gram et benim evime yetmesine rağmen ben sana haftalarca, aylarca 250 gramlık et parası vermişim.
Ben o 50 gramlık etin parasını İmam-ı Zaman'a Allah'a nasıl vereceğim? Tövbe ediyor, istiğfar ediyor ve diyor bu perdeyi yerinden sök, getir, geri ver, parasını al, getir Beytülmal'ın üzerine bırakacağım. Şeyh Ensari böyle birisi. Osmanlı padişahı Irak'taki valisine mektup gönderiyor. Osmanlı padişahı Şeyh Ensari'nin namını işitiyor. Ününü işitiyor. Irak'taki valisine mektup gönderip diyor ki Şeyh Ensari diye bir alim var Necef'te. Onun bana yaşantısını bir anlatır mısın? Bakınız Osmanlı'nın valisi Şeyh Ensari'yi Osmanlı padişahına tanımlarken, tarif ederken diyor ki eğer Hazreti Ali'yi ilminde görmek istiyorsan falancayı da, ki onun ismini ben söylemiyorum, falanca artık yani Osmanlı padişahı vali, düşünün vali nasıl bir efendim tefekkür içinde, dedi Hazreti Ali'yi ilminde görmek istersen falancayı da zühdünde görmek istiyorsan Şeyh Ensari'ye bak. Şeyh Ensari böyle bir alim. Hem valilerin gözünde, yani ehli sünnet olan valilerin gözünde, ilminde bu kadar önemsenen, zühdünde bu şekilde tanınan, Şia'nın yanında 100 milyon Şia'nın temsilcisi olan Şeyh Ensari, böyle bir Şeyh Ensari talebelerinden birini çağırıyor. Öğrencilerinden birini sesliyor, diyor ki seni falan beldeye gönderiyorum. Git orada İslam'ı anlat. Ehl-i Beyt'in mektebini anlat. Dinin tebliğini yap. Bu alim gidiyor. Ama ertesi gün dönüp Necef'e geliyor. Bakın, bir gün sonra geri geliyor. Hatta diyor Şeyh Ensari bunu Necef'in çıkışına kadar uğurladı. Bakın bunlarda bile mesaj var, ders var. Şeyh Ensari öyle bir müştehit, bir alimi hizmete giderken şehrin dışına kadar uğurluyor. Ne demek? Yani sen çok önemli bir göreve, kutsal bir vazifeye gidiyorsun. Böylesi kutsal bir vazifeye giden insanı şehrin dışına kadar uğurlamak da bir erdemdir, fazilettir, değerdir. Bir gün sonra o alim döndü geldi Necef'e. Şeyh Ensari'ye haber verdiler. Efendim sizin dün falan bölgeye gönderdiğiniz alim oraya gitmemiş, geri dönüp gelmiş. Siz oysa onu şehrin dışına kadar yolcu da etmiştiniz. Şu an Necef'tedir. Şeyh Ensari dedi onu bulun bana getirin, yanıma gelmesini söyleyin. Geldi üstadının yanına. Üstad sual eyledi. Sen niye gitmedin? Ben seni yolcu ettim. Dedi üstadım, dün beni sen Necef'ten yolcu ettin. Dedim ki ben o bölgeye gitmeden önce Kerbela'ya gideyim. Kerbela ile Necef 85 kilometredir. Kerbela'ya gideyim. İmam Hüseyin aleyhisselamı ziyaret edeyim. Ondan sonra giderim o bölgeye. Ben geldim Kerbela'ya. İmam Hüseyin aleyhisselamı ziyaret ettim ve ziyaret ettiğim gece İmam Hüseyin aleyhisselamı ziyaret ettiğim gece pardon Kerbela'da bir rüya gördüm. Eğer rüya böyle bir rüya ise anlatıyorum, anlatacağım, sahih bir rüyadır demektir. Bir rüya gördüm. Baktım kıyamet kopmuş. Kıyamet kopmuş, beni getirmişler bir saraya. Beni bir saraya getirmişler, ben o saraya gittiğimde sual ettim. Bu sarayı bana niçin verdiniz? Ki dünya sarayları cennette benim için hazırlanan sarayın yanında virane kalırdı. Dünya sarayları o sarayın yanında harabe kalırdı, virane kalırdı. O saray öyle güzel bir saraydı. Dedim bu sarayı bana niçin veriyorsunuz? Bu sarayın bana verilme sebebi nedir? Hangi amelimden dolayı
beni bu saraya getirdiniz. Dediler ki, din için yaptığın zahmetler, din için çektiğin zahmetler, din için hizmetlerin, ilim hizmetlerin, derslerin, tebligatın, din uğruna yaptığın tebliğlerden dolayı bu sarayı sana verdiler. Baktım, bunu bana dedikten sonra dediler ki, 3 gün sonra sen bu saraya geleceksin. 3 gün sonra. 3 gün sonra sen bu saraya geleceksin. Bakınız müminler. Diyor, 3 gün sonra bu saraya geleceksin dediklerinde dedim ki ben kesinlikle 3 güne kadar öleceğim. Böyle bir kanaata vardım. Ve baktım diyor ileride bir saray daha var. Dedim o saray kimindir? Dedi o saray da senin üstadın Şeyh Ensari'nin sarayıdır. Şeyh Ensari'nin sarayı. Hasan Feyzoğlu, eğer burada dinlemek istemiyorsan lafazanlık yapıp mide bulandırma. Eğer bunlar hoşuna gitmiyorsa burada seni zorla tutan yok. Ukalalığın, gevezeliğin de anlamı yok. Bir an evvel uzaklaşabilirsin burada. Evet, bakınız. O da Şeyh Ensari'nin üstadının sarayıdır. Diyor, ben sizin sarayınızı gördüm. Sizin sarayınız, benim sarayımın yanında çok farklıydı ve benim sarayım sizin sarayınızın yanında harabe idi. Benim sarayım sizin sarayınıza nazaran virane ve harabe konumundaydı. Sizin sarayınızın yanına geldim. Sizin sarayınıza bakarken baktım, ileride bir tane daha saray var. Dedim o saray kimindir? Dediler ki o da Molla Ağa Derbendi'nin sarayıdır. Molla Ağa Derbendi, dikkat edin bu hadiseye. Molla Ağa Derbendi'nin sarayının yanına gittim. Üstadım kusura bakma ama senin sarayın Molla Ağa Derbendi'nin sarayının yanında harabe gibiydi. Allahu Ekber. Neden bu alim şaşırıyor? O rüyayı gören üstadına bunları anlatırken şaşırarak anlatıyor. Çünkü bütün efendim Şii dünyası biliyordu ki Molla Ağa Derbendi nere, Şeyh Ensari nere? Bakınız. Arz ettim, Şeyh Ensari, Şii dünyasının 100 milyonun temsilcisi. Herkes biliyordu, Molla Ağa Derbendi nere, Şeyh Ensari nere. Onun için bu alim şaşırmıştı. Ve ben meleklere sordum, dedim ki, bana verilen bu sarayın, benim sarayımın bana verilmesinin sebebi nedir? Anlatmaya başladılar. Sana verilen sarayın sebebi ilimdir, ameldir ve Hüseyin'i mektebe hizmet için yola çıkmandır. Hüseyin'i mektebe hizmet için yola çıkman. Onun için bu saray, bakın hizmete daha yani başlamamış. Hizmet etmek için yola çıkmış diyor. Bunun için sana o saray verildi. Dedim peki üstadıma verilen bu sarayın sebebi nedendir? Dediler üstadına verilen sarayın sebebi üstadının ilmi çalışmaları, talebe yetiştirmeleri, medreseler yapmaları.
Dedim peki Molla Ağa Derbendi ki benim üstadım ondan çok yukarıdadır. Bütün Şiiler böyle biliyor. Şeyh Ensari'n nere? Molla Ağa Derbendi'n nere? Molla Ağa Derbendi'nin sarayı üstadımın sarayından çok üstün, çok güzel. Üstadımın sarayı onun sarayının yanında virane gibi. O sarayın ona verilmesinin sebebi ne? Dedi ki Molla Ağa Derbendi'ye verilen saray İmam Hüseyin'e ait olan saraylardan birisidir. Allahu Ekber. Dikkat edin. İmam Hüseyin'e ait olan saraylardan birisidir. Molla Ağa Derbendi İmam Hüseyin'in meclislerinde minbere çıkarak İmam Hüseyin'in Kerbelasını, Aşurasını, musibetini, hedefini, İmam Hüseyin'i çok 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 anlattığından dolayı İmam Hüseyin aleyhisselam kendisine ait olan saraylardan bir tanesini Molla Ağa Derbendi'ye vermiştir. Ve bu saray Molla Ağa Derbendi'ye verilen bu saray ilim ile amel ile ulaşılacak bir saray değildir. Üstadım, ben bu rüyayı gördüğüm için beni görevlendirdiğiniz bölgeye gitmedim. Kerbela'dan geriye döndüm Necef'e. Dedim eğer üçüncü gün bu rüyanın üçüncü günü ölsem demek ki bu rüya sahih rüyadır. Ölmesem demek ki bu rüya sahih rüya değil. Dönüp sizin beni görevlendirdiğiniz yere gideceğim. Dolayısıyla ben bu rüyayı dün gece gördüm, bugün geldim. İki günüm daha var. İki gün daha bana müsaade edin Necef'te çocuklarımın arasında kalayım. Bu iki günde öldüm, ölmüşüm ki demek ki rüya sahih. Ölmesem sizin beni memur kıldığınız bölgeye gideceğim. Ve aziz müminler, bu alim söylediği gibi rüyanın üçüncü gününde vefat ediyor. İşte bu rüya, bu tür rüyalar sahih rüyalardır. Molla Ağa Derbendi'ye o saray veriliyor. Kimdir İmam Hüseyin? Vahabi sen anlamazsın. Kabul Ahbar'ın yalanlarıyla dinini, inancını şekillendiren Müslüman sen de anlamazsın. Ne anlayacaksın? Kabul Ahbar'ın yalanları, Ebu Hureyre'nin düzmeceleri, Temim-i Dari'nin hikayeleri, Yahudi hikayeleri, İsrailiyat hikayeleri, Abdullah İbni Sellam'ın yalanları, onlar senin inancın, dinin olmuş. İnanç ve dinini onlarla şekillendirmişsin. Benim bu anlattıklarımı sen anlamazsın. Kabul etmemeni de normal karşılıyorum. Çünkü hurafeler burayı doldurmuş. Bid'atler burayı doldurmuş. Bid'at ve hurafeler burayı doldurunca bura nuru kabul etmiyor. Bura gerçeği kabul etmiyor. Onun sebebi ondandır. İşte bu Molla Ağa Derbendi Tebriz'e geliyor. Tebriz'de minbere çıkıyor. Minberde cemaate diyor ki, evet, işte öyleleri düşünün ki Diyanet İşleri Başkanı oluyor, kadı oluyor, vali oluyor. Minberde Tebriz'de cemaate diyor ki, cemaat bugün size öyle birisini anlatacağım ki, meleklerden üstündür o. Sonra diyor ki, hayır, hayır, hayır. Sadece meleklerden değil, hatta dört büyük melekten de üstündür o. Sonra çıtayı yükseltiyor. Dört büyük melek değil, arşı yüklenen sekiz melekten de üstündür o. Cemaat şaşırıyor. Bu kimdir? Molla Ağa Derbendi bize kimi anlatmak istiyor? Ve diyor ki cemaat ben bu akşam size Ali Haşim'in kamerini anlatacağım. Ben bu akşam size kameri
Munir-i Beni Haşim'i anlatacağım. Ben bu akşam size Hazreti Ebu'l-Fazıl Abbas'ı anlatacağım. O kadar anlatacağım ki benim üzerimdeki bu gömlek terlesin. Bu gömlek terleyene kadar ben bu akşam size Ebu'l-Fazıl Abbas'ı anlatacağım. Ve terleyen o gömleğimi kabrimin ilk gecesi için azık olarak beni kabir sualından efendim bana şefaatçi olsun, bana emn-ü eman olsun, ilk gecemde benim yanımda olsun diye vasiyet edeceğim ki Ebu'l-Fazıl'ın meclisinde Ebu'l-Fazıl Abbas'ı anlatırken üzerimden terleyen terimin bulaştığı o gömleği mezarıma bıraksınlar diye vasiyet edeceğim. Molla Ağa Derbendi başlıyor sohbetini etmeye. Uzun bir konuşma yapıyor. 2 saatten fazla uzun bir konuşma yapıyor. Ve minberden indikten sonra cemaat Molla Ağa Derbendi'nin izdiham bir şekilde üzerine gidiyorlar. Hocam o gömlekten bir parça bana ver. Bir parça. Ve Molla Ağa Derbendi gömleğinden kesiyor. Bir parça ona, bir parça ona. Artık insanlar o gömleğin parçalarını böyle alıyorlar ellerine. Ve bu olayı o gün yaşayan ve sonradan Necef'in büyük alimlerinden birisi olan bir alim bu olayı anlatıyor. Diyor ki o gün Tebriz'de o camide ben de vardım. Ve ben o gün Tebriz'de bir talebe idim. Din eğitimi alan bir talebe, cemaat Molla Ağa Derbendi'nin gömleğinden bir parça, böyle bir parça aldıkları zaman ben de o gömlekten bir parça aldım. Kimdir İmam Hüseyin? Ne yapmış aleme? Aşurası nasıl bir etki bırakmış alemde? Bakın diyor o gömlekten bir parça da ben aldım. Ben yıllar sonra Necef'e geldim. O gömlek benim elimdeydi, benim evimdeydi. Benim evimdeydi. Necef'te doktora giden hastalar, artık doktor bu iyileşemez, bunun tıpta çaresi yoktur diye cevap verdikleri hastalar gelirlerdi benim evime. Ben bir tas suyun içerisine Molla Ağa Derbendi'nin o gömleğini atardım, o gömleğin parçasını atardım. O suyu içen hastaların tamamı iyileşerek kalkıp giderlerdi. Şifa bulurlardı. Kimdir İmam Hüseyin aleyhisselam? Hazreti Ebu'l-Fazıl Abbas aleyhisselamın sohbetinde Kerbela'nın alemdarı Hazreti Abbas aleyhisselamın sohbetinde terleyen bir gömlek alemde nasıl bir etki bırakıyor İmam Hüseyin aleyhisselamın aşurası ve matemi, o gömlek hastalara şifa sebebi oluyor. Molla Ağa Derbendi'nin İmam Hüseyin'in alemdarı Ebu'l-Fazıl'ı anlatırken üzerinden çıkıp da gömleğe konan o ter, o gömlek, bakın ona o etkiyi bırakan, o eseri bırakan Allah'ın iradesidir. O gömleğe o etkiyi, o eseri bırakan Allah'ın iradesidir. Kimdir Hüseyin aleyhisselam? Aşura nasıl bir mekteptir, nasıl bir gündür? Molla Ağa Derbendi Hazreti Abbas'ı konuşuyor. Ve onun gömleği şifa sebebi oluyor. Bu eseri o gömleğe veren Allah-u Azze ve Celle'dir. Çünkü Hazreti Hüseyin aleyhisselam bütün peygamberlerin varisidir. Bütün peygamberlerin mirasçısıdır. Açın ziyareti varise bakın. Esselamu aleyke ya varise Adem'e safvetillah diye başlıyor. Selam sana olsun ey seçilmiş Adem'in mirasçısı. Esselamu aleyke ya varise Nuh'un nebiyyillah. Selam sana olsun ey Nuh peygamberin mirasçısı.
Esselamu aleyke ya Musa kelimillah. Selam sana olsun ey kelimullah, Musa'nın mirasçısı. Esselamu aleyke ya İsa ruhullah. Selam sana olsun ey İsa, ruhullahın mirasçısı. Esselamu aleyke ya Muhammedin habibillah. Selam sana olsun ey Habibullah, Muhammed'in mirasçısı. 124 bin peygamberin varisidir İmam Hüseyin aleyhisselam. İnşallah yarın bu varis hadisesinden İmam Hüseyin aleyhisselam nelerin mirasçısıdır? Bu miras konusundan başlayacağız. İbrahim aleyhisselamın sinesi, Süleyman peygamberin yüzüğünün sırrı, Hazreti Musa peygamberin asasının mucizesi, İsa peygamberin nefesi, hepsi Hazreti Hüseyin aleyhisselamda toplanmıştı. Kimdir İmam Hüseyin aleyhisselam? Düşmanına bile merhamet edendir İmam Hüseyin aleyhisselam. Yarın inşallah konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve şu ilim dünyasında parantez içinde bitirmeden şunu arz edeyim. Birileri gelip bizi dinliyorlar. Ya biz de bizim gibi inanmayanları dinlediğimizde onlardan yanlış şeyler, %100 yanlış şeyler işittiğimizi şahit oluyoruz kendimiz. İşitiyoruz, buna rağmen hakaret etmiyoruz. Ama burada kaynaksız hiçbir şey anlatmıyoruz. Delilsiz hiçbir şey anlatmıyoruz. Ne anlatırsak Kur'an'dan ve kaynaklardan anlatıyoruz. Buna rağmen birileri gelip efendim hakaret edip gidiyorlar. Müşrik, şu, bu falan filan söylüyorlar. Biri diyor sen Mehdi misin? Biri diyor sen efendim Muaviye'yi seviyor musun? Ya Muaviye'yi ben sevmiyorum kardeşim. Ben peygamber düşmanlarını sevmiyorum. Ha sen seviyorsansa git, o senin meselen. Allah seni Muaviye ile haşretsin ya. Muaviye'ye komşu etsin Allah seni. Ben benim dinime karşı 21 sene kılıç sallayan birisini sevemem. Bu Kur'an'a aykırıdır. Bu dine aykırıdır. Gerçek iman sahibi Allah'ın düşmanlarını sevmez. Muaviye Allah'ın düşmanıydı. Ama birileri sana bu Muaviye'yi iyi yutturmuşlar. İyi efendim lokmalar yedirmişler. Kalk, sana Muaviye'yi vahyin katibi olarak yutturmuşlar. Ne vahyin katibi? 21 sene bu adam vahye karşı savaş açmış. 21 sene nasıl vahyin katibi oldu? Birileri bu Muaviye'yi sana halül müminin diye müminlerin dayısı. Ya tamam, Peygamber Efendimiz Muaviye'nin bacısıyla evliydi. Yani peygamber Muaviye'nin bacısıyla evli olduğu için bu Muaviye'yi iyi adam yapar mı? Nuh peygamberin oğlu kötü adamdı. Babası peygamber, oğlu kötü adamdı. E şimdi Muaviye'nin bacısı peygamberin hanımıydı. Bu Muaviye'yi başıma tac etmeye sebep olabilir mi? Senin İslam anlayışın bu mu? Bu adam senin dördüncü halifene sövüyordu. Senin dördüncü halifene küfrediyordu. Senin dördüncü halifene düşmanlık ediyordu. Senin inancına göre Hazreti Ali dördüncü halife, ona bu adam düşmanlık ediyordu. Ve senin iman getirdiğin peygamberin buyurmuş. Senin iman getirdiğin peygamber. Senin en büyük ikinci hadis alemin Müslim yazmış beş yerde Babul İmareş muhalefet ederse ölümü cahiliye ölümüdür. E Muaviye senin dördüncü halifen ki Hazreti Ali kendi zamanının amiri idi. Peygamber de diyor kim kendi zamanının amirine muhalefet etse ölümü cahiliye ölümüdür. O amirine karşı muhalefet etmiştir. Dolayısıyla peygambere göre bu cahiliye ölümü üzere ölmüştür. Ama sen hala ısrar ediyorsun Muaviye, Hazreti Muaviye radıyallahu anh. Ya Allah onu sana çok görmesin, seni ona çok görmesin, seni ona komşu etsin. Israr etmenin anlamı ne? Biz delillere göre, kaynaklara göre, İslam'ın, indirilmiş İslam'ın verilerine göre konuşuyoruz. Sen de gelip burada bunları işitmediğin zaman hakaret ediyorsun. Hakaret etmeden önce bir dinlemesini öğren. Anlamadıysan sormasını öğren.
Ama sen ne dinlemesini biliyorsun. Rahmetullah. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yarın inşallah aynı saatte buluşmak dileğiyle, sürçülisan oldu ise affola.